Peki hayatına yeni birinin girmesi anı ya da birine aşık olduğunda sektörden olmadığında bu seni zorlayan bir şey mi? Sektörden olmadığında. Çok oyuncu bilmiyorum. olmayan bir kadına aşık oldun sektör ben, dışı birine. Ben ya zorlanıyor oyun, musun oyun, seçkin oyun, Özdemir olarak onu hayatına almaya? E, şöyle söyleyeyim ben oyuncu gibi düşünerek yaşamıyorum. Yani, şey duygusu o, ondan, oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim e, on ondan e, kurtulup. Kurtulup demeyeyim kötü bir şeymiş gibi de söylemeyeyim de ons, on, onsuz e, bakabiliyorum hayata yani mesleğimsiz. Yani aşık olduğunda e, sektör dışı birine seçkini sevdi, seçkine aşık oldu diyebiliyor musun gönül rızasıyla? Yoksa ya şimdi seçkini özlemeyeyim O zamanla anlayabileceğim mi, bir şey mi? tabii. Ama karşı tarafın yani seni seçkin olarak zaten yani bilmesi anormal şey yani, değil yani evet yani şizofrenmiş gibi de konuşmayalım böyle seçkin yani, Özdemir ve seçkin gibi ama normal bir şey değil ki zaten yani hani gene de şey duygusu hani ünlü olmasaydım da beni tercih eder miydi duygusu oluyor mu içinde gerçekliği gerçeklikten soyutlanıp başka boyutlara geçip düşünme gibi bir şeye girmiyorum yani oyuncu olmasaydım şöyle olsaydım da bana bunu yapsaydı da bu bulmacaları o anlamda çok sevmem yani evet, ben biraz, güzel bir şey. ben biraz o... düz bir adamım netimdir yani. Hissettiğini söyler misin ona? Yani e, söylemek isterim. Karşı tarafın kırılmayacağı ölçüde. Hı hı. E, ama kendimi eğer kırılacaksa da kendimi mutlaka hissettiririm şey anlamında. Yani düz bir adam derken şu anlamda nedir ne değildir be, bellidir ya ben yani isteğim istemediğim sevdiğim sevmediğim bunları böyle bir... E, gizlemeye çalışmam tam tersi iki tarafında birbirine bence böyle çok net olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani karşı ya. taraftan da net yani bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Evet ya yani orayı ben çözmeye çalışmayayım. Yani hani bir şeyle ilgili bu ilişkisel bir şeyden bahsedeyim. Evet, evet. Mesela ilişkidesin. Bir şey yapacağım, bir arkadaşların yanına gideceğim, bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Ben yorgunum gelmek gibi. Yani yorgun yorgunum. Ee, ve bugün hayır, hayır. diyebilmek Diyebilmekti ben diyebiliyorum yani karşı tarafında diyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama içinde bir şey düşünüp dışarı başka yansıtıp o içeriği çözme o bulmacaları çok sevmiyorum ben. Peki şimdi biraz işlere de bakalım birlikte Hı -hı. istersen çok e, keyifli işlerin içinde hep yer alıyorsun. Teşekkür Fetihler ederim. Sultanı ikinci sezonunda evet. nasıl gidiyor? Mehmet ya, içinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir iş gerçekten. Çok mutluyum. Buradan e, yapımcılarımıza, bütün ekip oyuncu arkadaşlarıma, bütün seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bizans ha, İmparatoru'nu e, canlandırıyorum. Bizans İmparatoru'nu oynuyorum. Tamam. 11. Konstantin son imparator. E, zaten fetih imparatoru yani. Evet. Yani, evet İstanbul'un son imparatoru. Evet. E, Konstantin de o da kendi halkını çok seven halkına çok bağlı bir karakter bir imparator o da aslında Bizans milliyetçisi bir adam ve hiçbir zaman ne kadar zor durumlar oluşsa da halkını ya da şehrini bırakıp gitmiyor onun başında durmaya devam eden aslında değerli bir karakter Nasıl bir his bir dönemin gerçekten yaşamış bir karakterine can vermek? Bu konuda mesela oyuncu olarak okuyor musun? Zaten biliyoruz dönem işlerinde oynayan oyuncu arkadaşlarımız işte at binmeye gidiyorlar. Mutlaka Hı -hı. kılıç eğitimi alıyorlar ve bunu galiba düzenli yapıyorsunuz değil mi? E tabii şeyde uzakta kalmamak için e, bir şekilde o ritmimizi korumak için e, ona devam ediyoruz tabii ki. E, ben şu an şey e, İmparator oynadığım için çok fazla dışarıda at ve dövüş ha. içerisinde yer almıyorum ama daha öncesinde oynadığım işler tamamen bir savaşçıyı oynadığım bir işim de var mesela Kuruluş Osmanlı'da evet. bir Bizans savaşçısını oynamıştım. Hı hı. O dönem o anlamda bu söylediğiniz at ve kılıç anlamında daha oldu. ama bu karakterin yapısında e, çok oralarda değil yavaş yavaş onlar da gelecek çünkü savaş başlıyor ama yani. Hep Bizans kaderinde. <laughs> evet aynen. Neden hocam? Ben şöyle bir şey Osmanlı'nın karşısında <laughs> hep ben varım. hep <laughs> karşısına karşı. sen gibi. Öyle, şey, öyle bir şey, gibi, bir şey Bizim, Çok inanmışlar e, mesela ya. artık bütün Bizanslarda. Bizim padişahların karşısında hep ben oluyorum. Yani muhteşem bir yüzyılda da Leo'ydum. Ressam Leo. Leo e, Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısında Osmanlı evet. kuruluş Osman'da Osman'ın karşısında ben savaş filatıyordum. Burada da Mehmet'in karşısında Kostan. Bütün padişahların karşısında. Demek Gene ki, ben geldim diye yani dön, çıkıyorsun. Dönem işlerinin Bizans, Bizanslısıyım ben. Aa evet. Bu birazcık fazla mı oldu acaba? Ne düşünüyorsun? Bilerek Yo ben yapıyorsun seviyorum, bu bilerek tercihi. yapmıyorum da biraz da şey var yani hani kast olarak da biraz öyle oluyor. Uyu, yani. evet göz evet, rengin yani. ten evet, renginden evet, ötürü evet. olabilir. Yani ama ben içinde yer almayı hangi figür olursa olsun içinde yer almayı seviyorum çünkü gerçekten e, ya, inanılmaz bir atmosfer, çok emek harcanmış bir dünyanın içindeyiz. Her gün sanat yönetmenlerimiz, sanat çalışanlarımız evet. her gün yeni platolar, yeni odalar, yeni yollar, yeni meydanlar, yeni, 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 yeni hep devam eden bir müthiş bir çalışma var. Ee, ve bir de bir şey gibi ya zaman yolculuğu gibi yani sabah evden kalkıyorsun, çıkıyorsun normal halinde sonra bir anda yürürken hani şey olur ya böyle yürürken kıyafetlerin değişiyor Tabii ve öyle. sen bir zaman yolculuğuyla başka bir yere giriyorsun. Bence çok eğlenceli, oyun gibi yani. Peki Robert De ile ilgili yaptığın böyle değişik bir açıklama var. Onu bir merak Robert ediyorum. De tabii tabii diye bak evet. bakar mısın böyle çelişkili gazeteci sorusu gibi oldu. Evet. Yok, evet. yok büyük bir şey değil sakin. Ee, diyorsun ki ben farklı karakterler oynamayı seviyorum. Robert De Niro genelde hep aynı Robert De Niro bütün rol aldığı karakterlerde. Ama biz onu bile izlerken çok büyük bir haz alıyoruz. Ben orayı pek anlayamadım. Şimdi ben size anlatayım. Musun? Bu böyle söyleyince oturmuş kendi kendine Robert De Niro'ya laf eder Şimdi gibi bir şey Şimdi ben böyle yani. oldum. Nasıl öyle yani bir, şey yani, bir değil dakika o. bunu ben Şimdi... soracağım. Bu, bu şimdi şöyle bir şey İyi olmuştur oyunculuk oyunculukla bakışla alakalı şimdi evet. ben gerçekten değişen değişken farklı karakterler oynamayı seviyorum mesela evet. atıyorum karısından korkan karısının parasıyla pısırık ayakta pı kalan pısırık bir adamı da oynadım tamam bir gemiciyi de oynuyorum ama bir işte polisi de yani değişen karakterleri oynamayı seviyorum bunu da oynarken değişmeyi de seviyorum. Aynen. Ben her bunu söylerken zaman. şöyle bir şey var. Oyunculukta bu bir tercihtir. Tabii. Kimisi de işte oradan çıkmış yani. Kimisi de benzer şekilde oyunculuğunu yani devam ettirir. Evet. Ama o da çok güzel bir şeydir. Bu bir tercihtir anlamında söylediğim. Aynen. Bir şeydir. O örnek olarak vermişimdir Robert De Niro'yu. Ama mesela aynı buluyor olman enteresan Robert De Niro'yu. Ben birkaç evet birkaç filminde aynı oynadığını düşünüyorum. Ama mesela Aynı derken de yani orada kalkıp bu kadar moda mod düşünmeyin. Orada ne demek istediğimi Çok iyi anladım. Anlatabildim sanırım. Tabii tabii. Çünkü Robert De Niro deyince aklımıza gelen bir şey vardır ya. Evet. Bir form var aslında. Evet, bir Peki form sen var. aslında oyuncu olarak öyle bir formun içine girmek istemiyorsun anlıyorum Tek ben form bu söyleminden. Tek formun istemiyorum. Tek form olanlara da saygı duyuyorum diyorum yani o bir tercihtir. Elinde ki. çok malzeme var aslında dizi, sinema, tiyatro hmm. bu anlamda çok güzel alanlar açmışsın. Bunu bile isteye yaptığını düşünüyorum çünkü evet, tiyatro yapmak işte, zorunda seviyorum. değildin mesela. Dediğim gibi hep işte bir şeyleri eklemesi seslendirme de yapıyorum. Bu önemli bir reklam şey. Bir de oyuncu de için diye düşünüyorum. Oyunum vardı işte 3 sezondur. Evet baba onu soracağım baba sahnedeki taksim oyunu bitti mi? Bitti bu sezon bitirdik evet. Oynamayacaksınız artık. Yok hayır. Biz hadi beraber olalım yapalım gibi bir heyecanınız olmayacak artık. Bazen Nasıl? olur ya böyle ya özledik şu oyunu bir daha oynayalım duygusu. He, belki özledik bir daha oynayalım olur mu onu bilmem yani ama şu an için uzun bir süreç geçirdik. Çok da turne yaptık yani evet. sürekli Türkiye'nin her yerine gittik. Artı İstanbul'da oynadık yaklaşık 200, 200 oyun oynadık Çok ve bu sene... Mısınız? Evet bu sene bir e, bitirdik. Belki dediğin gibi bilmiyorum. Belki sonra tekrar e, canlı. falan Bir de falan diziyle olabilir. birlikte tiyatro yapıyor olmak. Evet. Çünkü Şevket Çoro, Ozan Güven, Ömür Arpacı Hı -hı. onlarla birlikte önemsinler. Hepsinin dizisi var bildiğim Günay kadarıyla. Karacığım. Günay Günay Karacoğlu da var. E, hepsine sevgiler buradan. Dolayısıyla hem dizi yapıp hem tiyatro yapmak biraz zor ya. gene Mert Asutay, Mert abi de söyleyeyim. Mert Asutay onu da söyleyelim özür diliyorum. <laughs> sonra kızar bana. Evet evet kızar tabii ki kızar. Herkese selamlar, sevgiler yollayalım. Peki Yaren gelelim gelelim hepimizin göz bebeği. Ya yaren leylek, e, başta yaren leylekten küçük belki bilmeyen seyircilerimiz evet, tabii ki vardır. Yaren Mutlaka. leylek diye bir aslında e, belki de dünyanın en popüler leyleği. ama çok tatlı. Göç zamanında eski Karaçağa'da e, kuş cennetinde göç konaklaması sırasında orada bir balıkçımız olan Adem amcaya evet. yaklaşık 15 senedir evet. her sene geldiğinde kayığına gelip hoş geldin diyen bir leyleğimiz var. Aslında biz fotoğraflanıyorlar. Bizim... Biz Yaren evet. Leyli o yüzden tanıyoruz. Hatta seni. şöyle bir şey var. Yaren Leyli'nin eski karac'ta canlı kamerası var yuvasında. Yani Ayşe. 24 saat yazın orada olduğu sürece 24 saat izleyebiliyorsunuz canlı kamerasından ve şu anda artık bir eşi var, <laughs> bir çocuğu var falan. Yani ya. bir aile oldu artık yani. Ne güzel. Evet. Öyle bir yolculuk oldu. Buradan yola çıkarak aslında bir bir hayvan sevgisi, kasaba, doğa sevgisi üzerine yola çıkılıp üretilmiş bir hikayemiz var, bir senaryomuz var. Biz de onu canlandırma, hayata geçirmeye çalıştık elimizden geldiğince duyguları. Senin rolün o neydi? enerji. Bu da? Ben orada balık çıkartalı oynuyorum. Tamam. Bir ailenin hikayesi bu. annemiz, babamız var. Bir tane abimiz var. Abimiz şehirde yaşıyor. Tamam. bizden biraz uzaklaşmış, aileden biraz kopmuş. O yüzden biraz ee, şeyimiz de var dargınlıklarımız da var. Ee, ben de ka kasabada bir de kendi ailemde var karım çocuğum. Ee, bir gün e şehirden abi ve ailesi karısı ve çocuğuyla birlikte abi uzun zamandır olmayan abimiz bir anda çıkar gelir. Hmm. Ve hikaye başlar gibi bir hikaye. Yaren Leylek aslında size eşlikçi bu hikayeden. Mi? Yaren Leylek bize eşlikçi çünkü bir yer bir yerden sonra hi e hikayenin de biraz alamet farikası orada. Ee, bir fantastik bir yolculuğa çıkıyoruz yani. a bu hayat suyu ya ölümsüzlük suyunu abimle ölümsüzlük suyunu aramışız. Şimdi bir görüyoruz ki çocuklarımız da ölümsüzlük suyunu aramanın e, peşine düşmüşler. Baba da bize diyor ki Hadi bakalım bir maceranın peşine gidiyoruz. Ölümsüzlük suyunu arıyoruz. Orada da Yaren Leylek de bizimle birlikte bize yol göstericilik yapıyor. Bu arada sevgili Alper Tüydeş fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş'e de teşekkür evet, ediyoruz Alper çünkü Tüdeş, Yaren Leylek'in bizim e, tanımamıza sebep oldu. Hepimiz her sene şimdi ben Riva'da oturuyorum. Bizde de e, kaç senedir işte Mart ayında leylekler geliyor e, ve Mart başı gelirler. Nisan sonu Mayıs ortası gibi de giderler ve çok kalabalık gelirler yani ben sayamıyorum o kadar kalabalıklar. Benim için de bakıyorum leylekler geldi bence de her sene aynı leylekler geliyor ama herhangi biriyle arkadaş olamadım henüz. O yaren leylekten evet, evet. içimde kaldım Olur. biriyle bir arkadaş olsam diye elimde böyle yemeklerle dolaşıyorum bir tane Arkadaş olsam varsa. bize haber ver hemen evet. onu da şey çek. Evet gerçekten böyle yaren leylek sayesinde ben her sene leylekler gelince elimde yemekler çıkıyorum yola. Biriyle arkadaş olur muyum? Bir yerel leylek bizim de olur mu diye çok seviyorum. Keşke gelseydim film çekimlerinde. Ay evet, gelseydim evet. gelirdim. Evet. Orada güzel. Muhteşem güzelmiş. bir hikaye. Yani, çok güzel bir yerde çok çektik. Eminim. Yani mükemmel bir doğa, mükemmel evet. bir kuş çeşitliliği oh. ve biz onun için gölde, adada yani gerçekten e, e, iyi geldi bana. Gelmezsin ya. o yani bu hikayenin içerisinde olmayı seviyorum. Bir şeyin var yine saptaman var onu da seninle konuşmak o isterim bakalım. Allah bakalım ne yapmışız yine ne demişiz başımıza ne gelecek vallahi hepsini sen demişsin hiçbirini uydurmuyorum hepsi belgelerle kanıtlı Seçkin Bey bunların hepsini siz söylemişsiniz Dediysem ben de söylemiştim tamam. saçmaladıysam da saçmalamışım dedim. Ay bazen saçmalayabiliriz Olabilir, yani bizim haklarımız canım. yok mu bununla evet, ilgili var. Ben, ben çok saçmalarım bazen.